Gene koşturuyoruz ha, başladık gene. Saat 4.30'da uyandım bugün. 5.30'da metro açılıyor. Yani ilk metro ile hemen vokzala, yani tren garına gitmem lazım. Bugün Gansevich diye bir yere gideceğiz. İki tane tren değişeceğiz. Yani iki tren arası değişimi de 11 dakika. Yetişmem biraz zor ama deneyeceğim. Saatini açtılar ha. Yalnız ne hikmetse hep yaşlılar ha. Allah'tan bir tane jetonumuz var yani. Tam 14 dakika var şu an. Herkes Kapalıskaya metrosundayım. Yani 14 dakikaya yetişebilir miyim bilmiyorum. Buradan da bir istasyon daha değiştireceğim. Bakalım yetişebileceğiz mi? Tren de gelmemiş. Yapacak bir şey yok, bekleyeceğiz. Bakın 679 numaralı Vitebsk Grodno 5.15'te gelmiş, 6.11'de kalkış. Tam 5 dakika kala yetiştik. Yani şimdi gidelim, bileti göstereceğiz. İçeri gireceğiz, bir de vagonu arayacağız. Hadi bakalım. Şu ilerideki tren çok da dandik bir trene benziyor ama bakacağız artık. Bundan nasıl gideceğiz abi biz 2 saat, 2,5 saat. Bir de oradan 1 saatte öte tarafa var yani. Al işte. Deneyeceğiz artık, ne yapalım. Şansa yani. Здравствуйте. Здравствуйте. Vitebsk. Хорошо, документы, пожалуйста. Паспорт надо, да? А, лично. Что? А как же? Как я вас без паспорта? А я вам ничего не сказал. Ничего. У вас странный юмор. 19 место. Проходите. Ага, спасибо. İnsanlar uyuyor lan burada. 19 numara nerede bu? 3, 4. Yuhu, 8. 8, 7. 17, 11. 19. 15, 16. 19. 19. Sıcak suymuş. 650 de izlebriyayık. Vadeşki çay kapıyor dedi kapıdan. Конечно. Ne? Сейчас не надо. Просто мне интересно. Ладно, водичка, берите, пожалуйста. Oradan sıcak su alıyormuşum. Sıcak sıcak. Çay içiyormuş. Öyle bir durum var ya. Öyle bir durum işte. Şurada şu hıyarlar alkol alıyorlar. Ayaklarına bastım. Tıraş yaptılar.
Gidere gider yaptık baba. Bu adam kapatmış lan komple. Burada da lavabo var herhalde. Bizim o taraf dolu sadece ya. Allah kahretsin. Diğer taraflar boş. Böyle bir durum var ya. Paranım için vokzalına geldim. Burası Centralny vokzal. Bakın. Bize gereken başka bir yermiş. Bileti yanlış yerden almışız. Öbür tren kaçtı tabii ki. Gideceğiz, başka bir vokzal var. O taraftan artık 2 saat 3 saat bekleyeceğim treni. Öyle oradan oraya geçeceğiz. Maalesef yani. Taksi aradım, taksi bekleyeceğim ya. Oraya gitmem için taksi lazım. Bildiğin kasaba burası ya, öyle büyük bir yer değil yani. Şansımıza hava da çok kötü ya. Diğer vokzala gidiyorum. Başka çare kalmadı. Orada da bilmiyoruz ki ne zamana tren var. Büyük ihtimalle 2-3 saat orada bekleyeceğiz. Bu sefer geldik. İkinci vokzala geldik. Buradan gideceğiz de şimdi bilet bakacağım. Var mı yok mu bilmiyorum. Arada çevreyi de göstereyim bari şöyle. Burası tren garı işte. Şimdi gidelim bir... Aa bak burada var. Yazıyor bir şeyler de. Büyük ihtimalle bizimki yok. Arayacağız yani. Çünkü şu kasabaya gideceğiz biz yani. Dezenfekte ediyor işte. Koronadan dolayı büyük ihtimalle, baksanıza. Şey gibi lan, Amerikan filmi gibi anasını satayım. Testere filmi vardı ya. Pardon, Texas katliamı. Neyse beyler, ben bileti aldım. Bilet gene aynı şekilde göstereyim ben. 1.18 kuruş. Hatta şöyle göstereyim. 1.18 kuruş. Yarım dolar bile yetmiyor yani. Yalnız biraz bekleyeceğim söylediğim gibi. İşte nedir o? Aşağı yukarı bir 3 saat bekleyeceğiz. Yani buralarda gezineceğim ben. Ne yapayım? Başka yolu yok çünkü gideceğim yer bayağı bir şey yani. Köy gibi bir yer. Yapacak bir şey yok. Abi bir tane kahve makinesi buldum. O kadar ucuz ki anlatamam ya, şaka gibi ha. Bak şu 1 ruble. Şu 1 ruble, şu 50 kuruşluk bir şey daha vardı da orada. Şu 50 kuruş. Abi çok enteresan bir yer ama bak. Şimdi lavaboya geldim, 70 kuruş lavabo. Şahsi yapıyorsunuz. Lavabo 70 kuruş, kahve 50 kuruş. Yani böyle bir şey olabilir mi abi? Al teyzeciğim. Şimdi sertifikte. Bonjour Neta. Bakın küçük bir tane büfe yapmışlar. Burada böyle bunları satıyorlar abi. Böyle bir yer. Mesela hot dog 1.29 kuruş. Sosisli 2.45 95. Kahve 1.5 ruble.
fincanla kahve. Abi çok ucuz ya. Yani ben size anlatamam. Minsk'le kıyasladığınız zaman aşırı derecede ucuz yani. Biz gidelim normal bu şeyden bir kahve deneyelim. Şu an vokzalın içindeyim yani. Başka zaman geçirecek bir şey yok yani. Ne yapayım? Şimdi bir tane deneyelim. Şuradan atıyoruz. 1 ruble. Bunlardan bir tane seçelim. Latte mi alalım? Cappuccino mu? Mochaccino mu? Hadi mochaccino alalım ya. Beyaz şokolat diyorlar. Mochaccino alalım bir tane. Öyle de şekerin oranını ayarlıyorsunuz. Vodka'ya olsun lan. Ha. Şekerli yaptık. Vallahi sıcacık kahve lan. Şuraya bak, köpüklü köpüklü. Oha. Felaket sıcak ama. Şimdi ben bunu bir deneyeyim. Bir tane. Hadi. Vallahi çok güzel ya. Sıcak sabah sabah iyi gidiyor yani. Burada market. Tren garının içinde. Vallahi süper yani. Bir tane cips aldım. Kokoskoy. $2.50. 2 копеечки может быть. Ну, есть, наверное, сейчас. Нет, 1 рубль еще. Копейки есть. Возьми так сюда. Enerjimi light chip'lerine borçluyum. 24 saat çalıştırır. Light chip'leri. Birazdan gideceğiz abi. 20 dakikamız var. Bayağıdır bekliyorum ben. Kalabalık dolmaya başladı. Baksanıza abi. Şimdi göstereyim hangi tür bir tren olacak. Büyük ihtimalle şunlardan olacak. Belki de bu trendir bizim trenimiz. Yani bildiğim 5. sınıf tren abi. 1 rubleye tren mi olur arkadaş? 1 ruble nedir ya? Şaka gibi 3 lira. 3 lira yani. Türk 3 Türk lirasına 1 saatlik yol yapacağız. Ya da şu olabilir bizim trenimiz. Ya da bakalım yani. Abi rezalet ya, rezalet. Çöp, çöp. Şuraya bak. Harbi çöp yani. Bundan nasıl gideceğiz bilmiyorum yani. Bindik, otobüse bindik yani ha. Böyle bir yer abi. Bakın. Bu da aynı şekilde otobüs gibi. Ama ileride bayağı kalabalık var yani. Fazla da kötü değil yani. Ben böyle tahta mahta dedim ama bakın. Koltuklar bildiğiniz şey ya. İnce olmasına rağmen idare eder abi. Fazla da kötü değil yani. Yalnız klima falan yok. Yazın herhalde bunun içi fırın gibi olur büyük ihtimalle. Şurada bir tane çekme şeyi var. Herhalde acil durumda onu çekiyorsunuz. Tren duruyor galiba. Yalnız trenin içerisinde şu anda herkes yemek yiyor. Ta bir uçtan bir uca kadar. Bir vagonun içinde komple herkes yemek yiyor. Çok ilginç yani. Acayip bir yemek kokusu var. Anlatamam yani. Karıştı birbirine. Adam yardım istiyor. Bir de anons yapıyorlar uçaktaymış gibi değil mi?
her yeri sallanıyor bak. Görüyor musunuz şu an? Ben sallanıyorum yani. Kadın da atmış. Daha var yani, yolumuz bayağı var yani yine de. Ya biraz inceledim insanları burada ama bu gençler çok samimi insanlar. Bak burada ben bir sürü insanla konuştum az evvel. 3-4 kişiyle. Bunları tabii yayınlamayacağım. Kendi hallerinde, hani bizim kasaba hayatı süren insanlar var ya, köy hayatı süren insanlar, aynısı. Sabahleyin geliyorlar, burada yakın bir şehir var, Baranoviç'e geliyorlar. Orada ev ihtiyaçlarını haftalık ya da 2-3 günde bir ihtiyaçlarını giderebilecek şekilde alışverişlerini yapıyorlar. Daha sonra bulundukları köye, kasabaya o paketlerle geri dönüyorlar. Çok enteresandır yani, bu bizim ülkemizde de böyle şeyler var. Gayet sıcak insanlar yani, ben şu an bu trenin içerisindeki pozitif enerjiyi alabiliyorum ben. Aurası çok. Yani bu deneyimi yaşadığım için de ayrıyeten mutlu oldum yani. İyi ki de bu deneyimi yaşadım. Bunun yanında tek sorun, koltuklar çok rahat değil. Şimdi ineceğiz. Kapılar da tutmuyor ha, tamam. Kapılar tutmuyor bildiğin yani, şuraya bak. En son ben ineceğim. Haydi bakalım, haydi bakalım, geldik. Arkadaşlar buranın ismi Ganseviç diye geçiyor. Burası bildiğiniz kasaba ya da köy diyeyim ben size. Göstereyim şöyle. Evet. Burası Ganseviç. Şöyle bir trenle geldik. Tren şimdi gidiyor. Bir de dediğim gibi buradan bir de dönüşümüz var. Dönüş nasıl olacak bilmiyorum yani. Hadi bakalım gidelim. A magazin тоже где не вот есть там. Полный магазин. Полный. Ну там магазин, там есть. Ну найдёте. Возле милиции или надо спросить более кто место именно по улицам. Я сейчас спрашиваю. Спасибо. Ну просто милиция вон там. Ага. Обычно возле этой штуки возле милиции. Ага, спасибо большое. Отсюда иду. Вы здесь живете? Нет. Я не здесь. Спасибо. Спасибо большое. Valla şehir merkezini sordum da buradan gideceksin dediler. Abicim böyle bir kasaba işte, görür. Değişik bir kasaba, engin top oynuyor tabii. Kasaba abi, başka da bir şey bekleyemezsin yani, sakin olur. Gidelim bakalım. Küçük, küçük küçük evler var, kendi halinde. Evler abi bak. Ulan bu ne kadar eski ya. Ana bak bak bak. Harika ya. Buranın nüfusunu ben sordum, 10.000 kişi. Yani 10.000 kişi yaşıyor. Adam söylüyor işte, küçük bir yer burası. Her yere böyle elinin altındaymış gibi gidip gelebilirsin diyor. Bulacağız bakalım. Merkezi. Bunlar elma ağaçları. Arkadaş bir tek ben varım ha burada. Hadi yabancıyı geçtim, yabancı yok da. Bir tek ben var. Buralar yine bariyerle kapatmışlar. Lan buradan gidiyoruz ama böyle hiç. Düşünün bak, köyde bile yaya geçidi var abi. Ya böyle bir ülke olabilir mi ya? Köyde bile yaya geçidi var. Şuranın hız limiti bildiğim kadarıyla ya 30'dur ya da 40, tam emin değilim. Abi yolun sonunda dedi. Gidiyoruz işte.
Bakın abi. Çok sessiz abi, bir de bak tertemiz. Yani bizim köylerde olsa buralar hep nedir o? Manda bilmem ne olurdu ama bunlar abi tertemiz. Hast. Pas bile vermedi la karı. Bura nere ya? Gidiyoruz. Gidiyoruz ama nereye gidiyoruz bilmiyorum ha. Neyse ben ileriden açarım. Tarlası, marlası, domatesi, biberini ekmiş. Şu da elma ağacı ya da armut ağacı. Harika ya. Rengarenk. Çatılara bakar mısınız? Şunlar falan hep eski yani. Pembe membe. Adamların iç dünyasını gösteriyor. Yani buranın kadın nüfusunun fazla olmasının sebebi bence şu renklerden zaten çok iyi belli oluyor yani. Pembe. O da polis arabası gitti ha. O nasıl polis arabası anasını satayım ya. Ama gittiğim yola bak abi. Karşıya geçek ya, hiçbir şey olmaz. Bizdeki hani hamam kültürü var ya. Bunlarda da banyo kültürü var abi. Sauna gibi. Giriyorlar komple. Bunlar biraz hani kadınlar giriyor genelde buraya. Erkeklerin de ayrı var galiba. Ah işte hamam abi. Belarus hamamı. Buyurun. Bak bak sarmaşıklarla evi ne güzel doldurmuş ya. O ne güzel elmalar kızarmış ya. Eve bak. Aman Allah'ım ya. Bildiğin hiç dokunulmamış ya. El değmemiş böyle var ya. Öyle bir hissiyat var ya. Şuraya bak abi. Yeşillik desen yeşillik. Eski meski ama. Aman Allah'ım. Gerçi çok şey ya, böyle hani uyduruk bir tank gözüküyor. Baksana etrafında metaller falan sonradan eklenmiş. Aman Allah'ım. Bakın abi etrafı da. Herhalde buraya bak. Bu da anıtı, onu da göstereyim de bari. Savaş anıtı bu da işte. Laleyi koymuşlar buraya. Öyle bir anıt. Ejans. Buraya adam yenisini dikmiş. Tam böyle Amerikan usulü. Komple zaten buradakilerin evlerin hepsi böyle tek kat. Şimdi bari burayla ilgili de biraz detay vereyim de. Burası Minsk'e aşağı yukarı bir 200 kilometre mesafede. Yani Minsk'ten direkt buraya otobüsler var ama saat olarak pek hani uyumlu olmuyor. Benim geleceğim saat biraz sabahleyin istedim ben, sabah geleyim diye. O yüzden böyle oldu. İki şehire gelmiş oldum. Yani bir Baranoviç'e geldim. Baranoviç'te 2 saat, 3 saat bekledim. Daha sonra da buraya 1,5 saat falan sürdü aşağı yukarı gelişim. Öyle geldim yani. Sürekli otobüs ya da tren giden bir yer değil burası. Bayağı bir uzak yani. Bakın abi. Burada da hayat var yani. Bir şekilde insanlar. Şurada magazin var. Oraya uğrarız. Yani. Herhalde burayla ilgili YouTube'da sadece ben video çekmiş olacağım. Çok garip yani. Şöylerde havuz gibi bir şey var. Fontan. Fışkırtıyor bak. Burası ikinci el mağazasıymış. İkinci el ürünler satıyorlar. Hani girmeye gerek yok. Yakuba Kolasa.
Yakup Kolas. İşte şehir merkezi burası. Ulan kendi halinde bir kasaba yani. Gördüğüm kadarıyla da şeyde de söyledim videonun ortalarında bir yerinde. Buranın insanı trende kendini gösterdi. Bayağı bir yardımsever böyle şeyler. Nedir o? Aynı bizim Anadolu insanı, gidersiniz bir yere size işte yardım etmeye çalışır. Sizin yabancı olduğunuzu hisseder. Elinden gelen ne varsa onu yapar. Abi ben bunu hissettim yani hakikaten. Burada restoranmış bak. Böyle bir anıt gene aynı şekilde. Bakın abi her yerde, her yerde kadının gücü abi. Burada kadınlar güçlü abicim. Bana ya, bizim aynı Türkiye'deki balkonlara sarıyorlar ya çamaşır mamaşır. Bakın. Bu da buranın bir tane oteli, Juravinka Gastinitsa. Juravinka Otel diye geçiyor. Daha yeni gördüm ben de burayı. Demek ki turistler buraya geliyor ya da buraya gelen yabancılar burada kalıyorlar. Burası merkezi. Tam merkezi burası abiciğim. Şu binada postane binası. Merkezi postane binası. Tek bir tane var zaten büyük ihtimalle. Fazla olmaz. Burada hayatını kaybedenlerin isimleri yazıyor böyle. Böyle. Çiçekler falan koymuşlar. Buranın marketi de bir değişik ama ya. İçerisi yalnız çok serin yani. Bayağı bir dikkat çekiyorum ben şu anda burada kabak gibi. Bakın burası satılıkmış. Telefonu da orada. İsteyen arayabilir. Tabii bu güzellikleri görüp de çekmemek olmazdı abicim. Ben çiçek hastasıyım yani. Ama dalını da seviyorum. Koparılmış değil. Bestetti. O ev de satılıkmış. Adam bakın sera kurmuş buraya. Tavuğa bak lan. İlk defa tavuk gördüm ha burada. Şuna bak abi, harabe. Felaket rüzgar var ha. Bildiğin doğalgaz boruları bunlar. Bu adam kimdir, necidir? Bilemiyorum ama tanınmış biri galiba. Şu an ben yürüyorum ya, nereye gidiyorum? Daha sonra nasıl geri döneceğim? Hiçbir fikrim yok. Kafadan gidiyor, spontan gidiyorum böyle. Yani buralarda da kızlar var. Yok değil. Abi herkes bana bakıyor biliyor musun? Ne oluyor lan diyorlar. Burası köprü tarafı galiba. Aynen.
genelde herkes bisiklet kullanıyor. Köy yerinde zaten hep bisiklet muhabbeti yaygın abi. Kışın ne yapıyorlar bilmiyorum. Kışın herhalde evden çıkmıyorlar. Bu ne lan? Hazin. Ha, ev malzemeleri falan satıyorlar bunlar. Başımın belası geldi bak. Her video, her videoda var anasını satayım. Patruskika var ya, şu tometimin yapamagay. Igor bana yardım edecek, nereye gideceğimi gösteriyor. Çocuk eve gidiyordu. Gel dedi, ben seni götüreyim dedi. Tüzleşiyor. Igor. Mojiş katatsiyesi hoçiş. Valla çok güzel bir yer ya, ben beğendim yani. Sakin, temiz bir yer yani. Şas pasmatri. Nerede bakayım teyze, dur. Oteta'da ha. Niyeto, вообще ничего нету. 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 Пожалуйста. Teyze gazete var mı diyor, ona bakar mısın, bir daha yürümeyeyim diyor. Teyzenin evi de ev yani ha. Motorları bir de var abi, bakın. Şuranın güzelliğine bak abi. Dondurma alalım. Gel. Rasite. Marojna. Gel oğlum. Al Igor, kalk koy, koy şu azı. Şu. Minyat hocası. Hadi minyat hocası. Yavaş. Şu, pesi bak şu. Fidi. Dayı mı ya? Два мороженого. 2.40. Возьмите. Ладно, Игорь, спасибо большое тебе. До свидания. Удачи. Он мне помогал просто. Рынок это здесь, да? На прямо. Рынок, да, вот там. Спасибо большое. Вам спасибо. До свидания. До свидания. Тяжело тебе? Al işte, dondurmaya bak abi. Pazara geldik. Bu pazardan minibüs varsa minibüsle gideceğim. Minsk'e direkt, hiç beklemeden. Vallahi abicim, burası da buranın pazarı. Domates, domates ne ararsanız var. Hepsi bak. Pazar malı 1.80. Gayet güzel yani. Anadolu iş abi. Buranın pazarı da böyle abi. Patates. Kendi halinde bir pazar abi. Здравствуйте. Benim şeyi bulmam lazım. Otobüs istasyonunu bulmam lazım. Zaman kaybediyorum çünkü. Saat 3'te var çünkü bir tane. Otobüs. Aynen lan, avcı şeyler bunlar. Balık avcılık yapıyorlar ya. Oltalar, moltalar. Ama yalnız erken kapatıyorlar ha. Saat erken olmasına rağmen erken kapatıyorlar abi.
Kimse de yok ha pazarda. Benden başka kimse yok. Çıkalım. Bakın burası evlendirme dairesi. Zaks. Ya şato gibi yapmış adam ha. Bakın köy kasaba demeyin. Buralar da Fashion TV gibi yani. Yani tabii Minsk'e nazaran biraz daha şey düşük ama sonuçta Belarus'a abi burası. Diğer bir yüzü. Yalnız dikkat ederseniz herkeste bisiklet var ya. Şimdi bizim minibüs aşağı yukarı bir 10 dakika sonra gelecek. Bineceğiz, direkt Minsk'e götürüyor. Yani trenle uğraşmayayım dedim. Allah'tan şansımıza da şey bulabildik yani. Neyse kapatayım, minibüste devam ederiz. Şöyle bir su aldım. Mineralli vada. Mineralli water. Nedir o Türkçesi? Gazlı su. O kadar lezzetli ki anlatamam yani. Burada soğuk bir şeyler de satmıyorlar biliyor musunuz? Hani soğuk içecekleri dolaba koymuyorlar. Minsk'te de böyle yani. Az evvel zar zor bunu buldum. Normal su yok, kola yok. Hepsi böyle dışarıda abi. Sıcacık içilir mi ya? Aa bu tane. Murat 125 miydi bu? Neydi? 131 miydi? Neyse, Ganseviç macerası da böylelikle bitmiş oldu. Burayı da gördük. Biraz uzun yol oldu ama yapacak bir şey yok. İşiniz buralara düşer mi bilmiyorum ama ben zannetmiyorum yani geleceğinizi. Ama yine de aklınızda bulunsun. Belki ileride bir gün yolunuz düşerse yabancılık çekmezsiniz. Можно сюда? Здравствуйте. Alp. Alp. Minsk'da do Minsk yedi. Ha Minsk, bizim sevdiğimiz. Okey. Gidiyoruz şu anda. Ne zaman alacağız herhalde bir 3 saat sürer yani. Здравствуйте. Заждались? Мы туда-то сюда ехали, ничего там, мы боялись, что они тут. Нормально, все, заехали.